Sen kimi kandırıyorsun ha? Kimi? Baba. Benim paralarımı o kadına yedirirsin ha? Adi herif. Otur şuraya. Bağırma, herkes duyuyor. Duysunlar. Senin ne aptal, ne basiretsiz bir mahluk olduğunu bilsinler. Sen bana ihanet ettin. Bana, babana. Benim paramı çaldın, Firdevs denen o servet avcısına verdin. Başlık mı istedi senden? Kızını parayla mı verdin? Ne diyorsun baba? Ortaya çıkmayacak sandın öyle mi? Beni uyutacağını sandın. Yedirmem ben ona paramı, yedirmem. Geri alacaksın. Son kuruşuna kadar getirip elime vereceksin. Anlaşıldı mı? Parayı kullandı baba. İmkanı yok. Ben anlamam. Başka bir enayiden bulur. Malını mülkünü mü satar? Ne yaparsa yapar paramı öder. İşte o kadar. Baba. Baba. Baba dur, bırak. Ne yapıyorsun? Beyefendi bir baba, saniye. Peki. Baba lütfen durur musun? Beyefendi bir dakika durur musunuz? Baba lütfen. Adnan Bey, nikah kıyıldı mı? Yetişemedin mi? Baba, Allah aşkına ömür boyu yüzüne bakma. Bakma zaten. Beyefendi. Adnan Bey, yazık geç kaldım. Hilmi Bey, kendinize gelin. Bu kadının kızıyla evlendi. Beni soyduğu yetmedi. Şimdi söğüşlenme sırası sana geldi. Geçmiş olsun. Atın bu adamı dışarı. Seninle işim bitmedi Firdevs Yoroğlu. Defol. Buradan defol. Çıkın dışarı. Baba neler söylediğinin farkında mısın sen? Karışma sen. Hadi baba çık artık dışarı lütfen. Kızını oğluma 1 milyona sattım. Baba git. Senin tarzını deniyorum. Borçlarımı satın alıyor musun? Bana yapılanı asla unutmam. Son kuruşuna kadar alacağım elinden. Altındaki koltuğu bile çekip alacağım. Aslında şartları öyle zorluyorsunuz ki. Her şey çok farklı olabilir. Nasıl böyle düşman olduk birbirimize bilmiyorum. Ama aslında yaşananları unutabiliriz. Bir torunumuz olacak yakında. Ortak geleceğimiz var bundan sonra. Akrabayız aslında. Ben oğlumu silip attım Firdevs Hanım. Torunumu hiç takmam. Sana boyun eğmeyeceğim. O zaman ödersin borcunu. Oğlumu kandırıp aldığın 1 milyonu da faiziyle. Hadi iste damadından, Adnan Bey'den iste. İste de görsün senin yüzünü. Söylediklerimin doğru olduğu dank etsin kafasına. Bir tek bana borçlu kalacaksın Firdevs Yoroğlu. Bir tek bana. Ben de ciğerini söke söke alacağım her şeyini. Sen beni oğlumdan ettin. Ben de senin canını yakacağım. Bitip tükendiğini görene kadar. Hadi güle güle. Köşeye sıkıştın. Kabul et. Bulamayacaksın o kadar parayı. Hadi git damadından iste. Hadi göreyim seni. Beni senin yüzünden terk edeceğini söyledi. Gitmesine izin vermedim. Onsuz olamayacağımdan değil, yanlış anlama. Benden ayrılıp sefil olmasını istemediğim için gitmesine izin vermedim. Kalmak için bana seninle arayı düzeltmemi şart koştu. Sen bana birkaç kez adım attın. Bir adım da ben sana atayım dedim. Çok mu komik? Doğru dürüst özür dilemeyi bile beceremiyorsun baba. Özür dilemiyorum. Sana bir şans daha veriyorum gerizekalı. Gel tekrar yanıma. Şirkete dön. Başkalarının sadakalarıyla devam etme. Ben yerimi hak ettiğim için buradayım. İlk defa bir başarımın üstünde senin gölgen yok. İlk defa bir işe yaramanın keyfini çıkarıyorum. Geldiğin için teşekkürler ama ben bir daha o şirkete dönmem baba. Beni anla lütfen. Öyle olsun. Ben de kabahat zaten. Buraya kadar gelende. Ne oldu? Hortlak görmüş gibi oldunuz. Ne yaptığınızı söylemedim bak. Daha güçlü karşınızdayım. İyi
Yeni evinizi mi kutluyorsunuz, galibiyetinizi mi? Ha Sevil'cim? Sen de safını belirlemişsin. Anne. Hayatım, ben aslında... Yeni eviniz için kadeh kaldırmak istiyorum Aynur Hanım. Sizinle alışveriş yapmak zevkti. Anne! Seninle işim anne bitmedi Hilmi Önal. Sakın! Şunun açıyor gözünü, buyurun. Güleceğim yoktu. Sürprize bakın çocuklar. Babacığım hoş geldin. Baskına gelmişiz de haberimiz yokmuş. Firdevs Hanım lütfen. İnatçılığın sonu bu işte Hilmi Bey. İnsan bu kadar hain, bu kadar bencil olursa... oğlunun evine gizli gizli girer. Torununu ancak gizli gizli sever. Al şunu. Boşuna üzülüyormuşsun Nihat. Babanın bu ilk gelişi değil herhalde. Siz kapıdan, Hilmi Bey bacadan demek. Yok öyle bir şey. Burası oğlunun evi. İstediği gibi gelip gider. Siz geldiğinize göre ben de gidebilirim artık anneannesi. Nasıl bir hırstır seninki? Küçük bir şirket kurarız. Ben olmam künyesinde. Paravan bir şirket. Sen işlerini bana yaptırırsın. Gizli ortağım olursun. İnşaat sektöründeki firmalar senin kontrolünde. Aklını kullan, yardım et bana. Bir yıl ayakta durabilmem için destek ol. Sonra başımızın çaresine bakarız. Kesinlikle böyle bir şey yapmam. Sen kimsin? Sen kimsin? Ziya gelmiş soyadın, Allah'ın cezası. Londra'dan sevgilerle. Müthiş haberi az önce Adnan'dan aldım. Hayırlı uğurlu olsun demek için aradım. Biz de bugün biraz oyun oynadık arkadaşlarla. Gözlerden belli. Ya sorma. Annen de vardı. Öyle mi? Bütün parasını aldım. Başta kazanıyordum. Sonra bir kaybetmeye başladım. Oo, gelen vurdu, giden vurdu. Canı sağ olsun. Tabii canım. Onun için önemli değil ki o para. Nasıl olsa kendi parasını harcamıyor değil mi ama? Günlerdir gizli saklı telefonlar olduğunu da biliyorum. Bilmediğim daha neler var hayatında? Seni ilgilendirmez. Beni aldatıyorsun. Annemi de aldatıyorsun. Seni ilgilendirmez. Ama beni çok ilgilendiriyor. Engel olamadım Nihat. Siz eve gidin. Nihat'la önemli bir şey konuşuyoruz. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum Hilmi Önal. Adını bile duymak istemiyorum. Ne bunlar? Eşyaların. Şirkete yolluyorum hepsini. İster yolla, ister çöpe at. Umurumda bile değil. Ben evimden çıkarayım da sen ne istersen onu yap. Af dileyip ayaklarına kapanacağımı sanıyorsun değil mi? Yerlerde sürünmeye alışıksın. Ama bu sefer bitti. Eşyalarınla birlikte sen de defolup gideceksin hayatımdan. Beni büyük bir yükten kurtarıyorsun sonunda. Yeter seni sırtımda taşıdığım. Senden de onan kör oğlundan da kurtuluyorum nihayet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
Thank you.